Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yaşanan bir aksilikten ötürü ilk videomuz silinmiş. O yüzden sizlere bu şekilde bir başlangıç yapmak istedim. 2 haftalık bir tatilimiz vardı. İlk haftasını ailelerimizle beraber, ikinci haftasını ise Voyage Belek'te geçirdik. Mümkün olduğunca fazla video kayda almaya çalıştım ama aynı zamanda da ailemizle beraber olduğumuz için bir şekilde kısıtlı sayıda video oldu. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Adana'ya hoş geldiniz. Evet, şimdi Cik Cik'e geldik. Kebap yemek için hep beraber. Size göstereyim mi? Ne bileyim anne? Kardeşim. Bugün Adana turu yapacağız. Ortaya ciğerimizi söyledik. Evet, şimdi ara sıcak olarak böyle bir dana etli taco geldi ve buffalo wings. Çok iyi oldu buffalo wings de. Şöyle eldiven de getirdiler. Bize tam böyle ellerimiz kirlenecek falan diye düşünüyorduk. İyi oldu. Bunlar da tabii ki de margaritalarımız. Şimdi Mexican steak bölümüne geldik. İlter tavuk taco söyledi. Ben de bu neydi? Dana steak. Dana kaburga. Dana kaburga. İlter hazırlanıyor. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, şimdi böyle son tam günümüz. Biz de şimdi öğlen yemeğine geldik. Bu ana restoranda. İlter çocuk menüsünü yapıyor. Tamamen işlerinden kovuyor. Ben de ızgara çupra aldım. Çok seviyorum bunu. Gerçekten evde de yapması zor olduğu için şu an benim için çok lezzetli, çok iyi. Şu farklı böyle makarna bölümleri, şurada Rus mantısı falan var. Devam. İlter çocuk menüsünü tamamladı. Taçlandırdım artık. Ve böyle zeytinyağlılar var. Bir tarafta çocuk menüsü, diğer tarafta elitlik. Ben şimdi meze alacağım. Aa, çok güzel mezeler var. Böyle. Şöyle. Evet aşkım, nasıl geçti tatil? Mutlu güzeldi olsun. Güzeldi ya, bayağı bir şey yaptık. Ne denir onu? Yani deşarj olduk gerçekten. Stresimizi falan attık. Tabii bitiş zor. Yeniden işe başlamak evet da zor. Evet ya. Hissiyat olarak ama yeterliydi ya. 2 hafta güzel oldu. 1 hafta aileyle, 1 hafta burada otelde eğlendik yani. Evet, bence de. Biz öncesinde şeye gitmiştik ya senden. Sorgun'a gitmiştik 2 yıl üst üste. Voyage'ım. Evet. Şimdi Belek'e geldik. Ama Belek de daha güzel açıkçası. Daha büyük. Evet. Sorgun'u da bilmiyorum. İkinci yılda da, ilk yılda da son günlerde böyle sıkılma gelmişti. Evet. Burada öyle olmadı yani. Burada evet. Güzeldi. Bence de. Ve burada bence yemek çeşitliliği falan da daha fazla. Yani balık, et falan, hani o tarz çeşitleri her yerde bulabiliyorsunuz. Evet. Burada mesela Kuzin 24'e de gitseniz orada da mesela bunu daha böyle sunumlu falan getiriyorlar yani önünüze. Şu anda Voyage otellerini puanlayabilecek durumdayız. Gerçekten. Sordum, 2 yanımı verdim. Pavyonları puanlayan bir adam vardı ya. Evet ya, Twitter'da gördük, çok komikti. Ama şey, güzel yani, beğendik. Eğlendik, gidilir mi gidilir. Mutlu eder. Denizli buranın bence daha güzel. İşte giriş biraz taşlık ama iskeleden girilince güzel. Evet, kum yani kalan kısmı. Mesela Sorgun'da daha ilerisinde de bayağı büyük kayalar vardı. Onu hatırlıyorum. Ya oranın denizi benim çok hoşuma gitmemişti. Evet ama burası gerçekten keyifli, biraz dalgalı. Ama dalga, biz çok eğlendik yani. Evet. Zaten çoğunluk aslında biz
full denize girdik bence bu tatilde. Evet ya, hayatımda girmediğim kadar üst üste denize girdim. Gerçekten. Bir de buraya gelmeden önce hep şey videolarını görüyorduk ya senden aşkım. Ne? Köpek balığı böyle denize saldırıyor falan böyle. Geçen ondan... Mısır'daki olay beni çok olumsuz etkilemişti. Evet. Ondan böyle açıkçası biraz korkarak geldik gibi olmuştu. Ama bu sefer denizden çıkmadık, çok keyifliydi yani. Zaten bayağı da yandık. Bu yandığımız full gölgede yandığımız. Yani hiç ekstra güneşlerim demedik. Aşırı yani her tarafımız şu an kırmızı garip bir şekilde. Güneş kremi de sürdüğümüz halde. Hani sürmesek ne olurduk bilmiyorum. Gerçekten evet. Evet. Güneş kremine rağmen acıyor falan bazı yerler gerçekten. İyi gelmeyen yerler falan ya da güneşte kalmış yerler yanlış. Gerçekten. Doğru. Öyle yani. Keyifli bir tatildi bizim için. Artık bundan sonra çalışmaya geri dönüş. YouTube'a da bayağı da video çekemiyorduk. Size soranlar oluyordu aranızda. Bu tatilde biraz böyle video çekmeye çalıştım açıkçası. Ama tabii ki de hani ailelerimizle de vakit geçirmek istediğimiz için her dakika böyle kamerayı çıkartamadık. Yani çıkartamadık doğal olarak. O yüzden böyle küçük parçalar halinde ilk haftamızı böyle çekebildiğim kadar çektim. Ama gerçekten çok eğlendim. Çok güzeldi. Hatta o hani ilk hafta nasıl geçti anlamadık yani bu hafta da aynı şekilde. İşte burada biraz daha çekmeye çalışıyorum ama dediğim gibi hani tatil olduğu için biraz daha böyle bir dinlenme odaklıydı. İnşallah geri döndüğümüzde de yeni içerikler üreteceğiz sizin için. Özellikle Almanya doktorluk hani bununla alakalı. İstediğiniz eğer içerik fikirleri varsa da kafanızdaki sorular vesaire onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yani o minimalde bir şeyler çekmeye, en azından sizi bilgilendirmeye çalışırız. E-mail'den de geri dönüş, yani soru soranlara elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Bazen biraz daha geç oluyor, bazen biraz daha erken oluyor ama elimizden geldiğince artık o şekilde. Kazan gibi. Evet, şimdi tatlı bölümüne geldik. Şöyle bir de küçük 20 kere basalım. Sana ne ama? Ben sana böyle çikolatalı pasta falan gibi bir şey. Ya aynı kala falan bahsetsin. Olur. Bak burada mozaik pasta da var. Güzel. Bu da dondurmalar. Evet, şimdi geri sahil kısmına geldik. Son günün böyle birazcık keyfini çıkartmaya çabalıyoruz. Buranın bir de şeyi gerçi Sorgun'da da vardı. Ama böyle bir işte QR kodundan falan direkt bir şeyler söyleyebilme olayı çok güzel. O gerçekten insanın böyle hiç bir yere gidip o sıraya girip falan bir şeyler almadan bir halletme olayı. Şimdi de deniz tekrardan bir dalgalanmaya başlamış. Biz büyük ihtimalle tekrardan bir denize gireriz. Burada bir de yani gelmek isteyenler için iki tane farklı iskele var. Sorgun'da olduğu gibi. Yine bir adult iskelesi var. Bir de çocuklarla için bir iskele var. Bir de aynı zamanda ekstra olarak adult için ayrı bir havuz kısmı da var. Yani isterseniz o tarafta da oturabilirsiniz. Şimdi biz açıkçası aile kısmından iskeleye gideceğiz. Çünkü 2-3 gün öncesinde çok büyük dalgalar vardı. Öyle olunca adult iskelenin bu ilk giriş kısmını bayağı o dalgalar mahvetmiş durumda olduğundan dolayı orayı kapattılar, oradan direkt denize girmeyi. Ama aile kısmına daha hala orası açık. O yüzden aile kısmından denize girip o şekilde geri yerimize geliriz büyük ihtimalle. Belki şeye de gidebiliriz aşkım. Aquapark'a. Olabilir, öyle yapabilirsin. Olabilir. Çünkü burada şey çok keyifli ya. Bir tane aqua şeyi var. Kral bir kobra. Kral kobra diye böyle bir şey var. O kadar yüksekten uçuyorsunuz ki gerçekten çok keyifli. Onu gerçekten tekrardan biz zaten gittiğimizde onu 2-3 kez falan yapıyoruz. Tek kötü yanı çok uzun süre tırmanmak zorundasınız yukarı doğru. O gerçekten sıkıntılı ama çok keyifli. Bir tek burada şey parasailing falan çok pahalı ya. İlk kez böyle bir hani yapalım falan diye böyle bir düşündük ama 160 euro dediler yani. O birazcık fazla geldi yani. 160 euroya bir yere gider tatil yaparsınız yani ekstra. O yüzden yani en azından uçak biletini karşılar. O manada söylüyorum. Öyle olunca dedik boşver hani onu şey yapmayalım. İşte şimdi tekrardan tatilimizin son gününü değerlendirmece.